Tabii büyük maçlar her zaman heyecanlı. Atmosferi mükemmel bir ortamda geçiyor. 40-50 bin taraftarın önünde oynayacağız. Futbol adına çok güzel. Çünkü futbol taraftarla güzel oluyor. Deplasman da olsun, kendi evinde olsun hiç fark etmez. Taraftar olduğu zaman her zaman futbol bir adım önde olmuş oluyor taraftarlar. Tabii bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde oynuyor, baskılı oynayacaktır. Onlar da iki gol atmasına rağmen sonuçta 7 puandalar. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ama bizim tek amacımız deplasmana gidip istediğimiz puan ve puanları alıp evimize öyle dönmek. Sakal konusunu zaten maçtan sonra açıkladım. Ona açıklık getirdik. Evet, Frank Bolli ile bir görüşmemiz vardı. Bu sakalın isteği doğrultusunda, futbolcumun isteği doğrultusunda bir transferi gerçekleştirecekti. Ama sonuçta olmadı ve maçtan sonraki konuşmamda net dile getirdim. Bizim için konu kapandı. Sakal burada kalacağını söyledim o gün. Ondan sonra da zaten bir gelişme olmadı. Görüştüğümüz 2-3 futbolcu var. Bu doğru. Onlardan hangisi önümüzdeki günlerde aramıza katılacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Bence daha doğru planlanıp aslında rezerv ligi yanlış bir düşünce değil. Ama nasıl söyleyeyim? Şimdi elinizdeki az futbolcuları orada oynatma şansınız çok düşük. Herkes U19 takımını aldı, orada oynadı. U19 liginden farklı bir lig olmadı. Aynı şekilde devam etmiş oldu. Bence daha farklı bir organizasyon düşünülerek onu bu sene olmasa da önümüzdeki sene en iyi şekilde hazırlayıp birlik atmosferinde olması gerektiğini ben düşünüyorum. Hem futbolcu için cazip bir duruma girmesi lazım.